bina ettik soruya. Kara şimşeğe benzer bir şeyler yapalım dedik, tamam mı? Bu sistem yine periyodik çalışıyor. Q00, Q01, Q02, Q01, Q00. Şimdi burada çok güzel bir V göze de hoş geliyor. Ama hata yaptık. Hatayı nerede yaptık? Hatayı şurada yaptık. Bura olmayacak. Tamam mı? Ne demek istiyorum? Şu kısım olmayacak. Restart'ı nereden yapacak bu? Buradan yapacak. Neden restart'ı oradan yapacak? Eğer bunu koyarsak buraya ve ben restart'ı buradan yaptırırsam, başa geldiğinde burada tekrar T1 devreye girecek mi? Evet. Anlaşıldı mı? Bak. Anlaşıldı. Eğer ben restart'ı T5 ile yaptırırsam ve başa döndüğünde Q00'ın T1'e kadar olan zamanı tekrarlayacak mı? Tekrarlayacak. Tekrarladığı için Q0.0 her periyotta, her restart'ta iki kere yanmış olacak. Onun iki kere yanmaması için benim restart'ı... Hocam onu silmeseydin en azından görür bir defter. Kafanız karışır. Restart'ı burada yaptırmam lazım. Şimdi ben restart'ı burada yaptırdım mı? T4'te. T4'te ben restart'ı yaptırdığımda neyle başlayacak? Q0.0 ile bir kere yanacak. Anlaşıldı mı? Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra yine sistemde baştan sona kalan bir eleman yok. Input 0.0, input 0.1, M0.0, M0.1. Zaman öğelerini alalım devreye. Ne var? T1, T2, T3, T4. M0.0 küçük çizelimle. T1, T2, T3, T4 mü? Evet. Aldık mı T1, T2, T3, T4? Kaç? 5, 10, 15, 20 saniye diyelim. Restart'ı kim yaptıracak burada? En son zaman öylesi. Yani T4 restart'ı yapacağı için oraya kapalısını koyduk. Kimler çalışacak? Q00, 01, 02. Q0.0, dinle. Q0.1, Q0.2. Çalıştıralım. Q00 ne zaman devreye girecek? Merkez'e girsin. M0.0 devreye almalar açık. Kim çıkartacak bunu devreden? T1 hocam. T1 devreden çıkartmalar kapalı kontaklar. Q01'i kim alacak? T1 devreye almalar açık kontaklar. Kim çıkartacak? T2 devreden çıkartmalar kapalı kontaklar. Q0.3'e geldik. T2 alacak. Q02'ye geldik. Kim alacak bunu devreye? T2 açık kontak kapayacak. Kim çıkartacak? T3 kapalıyı açacak. Alacak. Şimdi iyi de iş burada bitmedi. Buraya kadar az önce yaptık ama şu kısmı nasıl yapacağız? Şimdi dikkat edin. Aklınıza şöyle bir şey gelebilir, durum gelebilir. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Yine Q01 devreye girecek. Öyle değil mi? 0.1 devreye girecek. Kim devreye alacak Q01'i? T3. T3 devreye alacak. Neyle alacak? Açığını kapayacak. Alacak. Kim çıkartacak? T4. T4 çıkartacak. Kapalısını açacak. T4 aynı zamanda restart için mi kullanmıştık? Evet. Restart için kullandığımız için bunu burada kullanmamızın, hani olsa da olur olmasa da olur ama çıkarttım. Şimdi burada sıkıntı şu çocuklar. Ben size ne dedim? Bir çıkış set reset değilse, ancak ve ancak bobin olarak program içerisinde bir kere kullanılır. Şimdi ben Q01'i burada kullandım mı? Evet. Kullandım. Burada da kullandım mı? Evet. Kullandım. En son satırda bunu mu kullandım? Evet. En son satırda bunu kullandım. Şuradaki satırda Q01'in alacağı değerin hiçbir hükmü yoktur. En son şu satırda çalışıyorsa verecektir Q01'i, çalışmıyorsa vermeyecektir. Burada çalışıyor. Burada çalışıyor ama burada çalışmıyor. En son hangi değeri alır? Burayı.
O nedenle bu yapmış olduğum ekstra ilave hatadır. Bu hata. Anlaşıldı mı? Ne yapacağız? Q01 kaç yerde çalışıyor? İki yerde. İki yerde çalışıyor. Bir burada, iki burada. Her çalışma şartı o bobinin önüne paralel kontak girer. Neymiş her çalışma şartı? Şartı bobine, yani çıkışa paralel kontak girer. Benim şey nerede? Q01'i? Burada. Peki nereye girecek devreye? T3'den. İşte bu. Yukarıdaki satır ne zaman girecek? Bir nolu alanda. Şu satır bir nolu alanda girecek. Aşağı satır iki nolu alanda girecek. Birde ne var? Bakın, birde ne var? T1, T2 aralığı. Evet, T1, T2 aralığı var. İki nolu alanda ne var? T3, T4 aralığı. T4'ü koymuyoruz. T3, T4 aralığı. Oldu mu? Oldu. Yani, üç tane şart olabilir mi çalışma şartı? Olabilir. Şimdi ne demek istiyorum ben sana? Şunu demek istiyorum. Ya bir tane lambamız var. Veya bir tane motorumuz var. Tamam mı? Buradan da bassam çalışacak. Öbür taraftan da bassam çalışacak. İşte atıyorum alt kattan da bassam çalışacak. Örneğin ne çalışacak? Q0.0. Bu alt katın butonu. Bu işte kapının butonu, kapının yanındaki buton. Bu da bodrumdaki buton. Bodrum katındaki buton. Her biri de gelecek Q0.0'ı için. Böyle bir çalışma olmaz. Tamam mı? Q0.0 ancak bir yerde kullanırsınız. Neden? Çünkü son satır geçerli olacaktır. Yukarıdaki iki satırın hiçbir hükmü yoktur. O zaman bobini tek kullanacağım. Ama çalışma şartları birbirine paralel girecek. Set reset değilse. Set resetse istediğiniz kadar setleyip istediğiniz kadar resetleyebilirsiniz. Aynısını set resetli yapalım. Alt setlesin Q0.0. Tamam mı? Kapı setlesin Q0.0. Bodrum setlesin Q0.0. Set resetle bir sıkıntı yok. Çünkü set reset şöyle yapmaz. Kalıcı enerji vermez set reset. Sadece hafıza alanına değeri atar ve bırakır. Hafıza alanına yeni bir değer atanana kadar hafıza alanındaki o değer kalır. Ta ki yeni bir değer atanana kadar. O değerin program içerisinde nerede atandığının bir önemi yoktur. Ama ben burada bir enerji akışı şeklinde, yani bir kumanda devresi gibi yapacak olursam bunu, bu her döngüde sanki enerji sağlıyormuş gibi sistemi çalıştıracağı için her döngüde burada yeni değer atanmak zorundadır. Ama set resette böyle bir sıkıntı yok. Sorusu olan var mı?